Kendimle çok mücadele ettim. Bu yaşadıklarından çok daha fazla yoruyor insanı. Aklım başka bir şey söylüyor, duygularım başka. Karmakarışık oluyorsun. Düşünüyorsun sonra. Niye diyorsun? Niye ben bunu yaşamaktan alıkoyuyorum kendimi? Başkalarından kabul görmek için mi? O zaman da kendine haksızlık ettiğini düşünüyorsun. Kendini kabul edemiyorsun o zaman. Aşık olmak bile yük gibi geliyor değil mi? Hem de nasıl. Herkes karşıdan bakıyor. Bir kalıba oturtmaya çalışıyorlar beni. Çizgiler çekmişler etrafıma. Dışına çıkmak yasak. Ama bir yandan da böyle bir duygu, bu heyecan her zaman yakalanmıyor ki. Niye önüme çıkan fırsatı sırf insanlar beni kendi görmek istedikleri gibi görsünler diye geri çevirmek zorundayım? Bunları onunla da paylaştın mı böyle? Yeniden başlamaya cesaretim de yok galiba. Tamam, aşık olduğumdan eminim ama nereden başlanır ya da gerçekten başlanmalı mıdır? Ne getirir bana, ne götürür düşünemiyorum. Yaşamadan bilemezsin bunları. Hayat sürprizlerle dolu. En emin oldukların hakkında bile yanıldığını görebiliyorsun bazen. En doğru bildiğin şeyler yanlış çıkabiliyor. Aksi de olabilir bunun. Yaşadıkça anlıyoruz. Sabah oldu. Seni de uykusuz bıraktım. Ama konuşmak iyi geldi. Benimle paylaştığına sevindim. Gideyim. Sen de uyu biraz. Sen de yat ama. Tamam. Aa. Ne oldu? Babam bahçede. Bizi uyandırmamak için kendini hasta edeceksin. Gir hadi gir. Aa, Ali Rıza. Kapıyı çalmamak için bahçede oturmuş öyle. Aa, Allah iyiliğini versin. Donmadın mı? Geç otur hemen çay yapayım baba ben. Bırak şimdi çayı. Gel otur sen de. Sen yatmadın mı? Ne bu üstün başın? Uykumuz kaçtı, konuştuk ablamla. Fikret. Otursana konuşalım kızım. Ne oldu, ne diyor Tahsin? Durum sandığın gibi değil. Büyük bir yanlış anlaşılma var ortada. Ah, dedim ben. Tahsin'le uzun uzun konuştuk bu konuyu. Olanı biteni anlattı etraflıca. Ben doğru söylediğine ikna oldum kızım. Seni ikna etmiş olabilir baba. Ben ona hiç inanmıyorum artık. Fikret. Burnun dikine gitme sen de işte. Otur anlatsın baban. Adamcağız gidip geldi o kadar. Boşuna mı koşturdu senin için? Otur dinle içtiyse kızım. Gittiğimde bahsedilen hanım da oradaydı. Ah. Tahsin'in ofisinde. Ben de tanıştım. Çok geçmeden de gerçeği öğrendim.
Günaydın. Günaydın. Hayrola? Kusura bakmayın. Çok erken ama ben birkaç ölçü almak için geldim. Buyur gel. Rahatsız ettim. Estağfurullah. Geç. Kahvaltı ettin mi? Evet. Midem kazanıyor. Sabahları erken yiyorum ben. Yüklüsün de ondan. İyi misin sen? Solgun gördüm. Gece uyumadım ondan. Oğuz nerede? İş için şehir dışına gitti yine. Oğuz bu evi kaça aldı? Sana söylemedi mi? O söylemediyse şimdi benim söylemem doğru olmaz. Peşin verdi ama değil mi? Evet de. Niye soruyorsun? Bu kadar parayı nasıl kazandığını merak ediyorum. Çalışıyor adam. Siz onun ne iş yaptığını biliyor musunuz? Emlak komisyoncusu işte. Değil mi? Bilmiyorum ki. İşiyle ilgili konuşmuyor benimle. Kimlerle çalışıyor? Şehir dışına niye o kadar sık gidiyor bilmiyorum. Bana ev aldı. Sonra araba. Sonra da burası. Karısına da para ödeyecek. Sizce hangi işte bu kadar kısa zamanda kazanılır bu para? Aklımı karıştırdın şimdi. Benimki de çok karışık. Oğuz'dan net bir cevap alamıyorum. Merak ediyorum. İçim içimi yiyor. Yanlış bir şeyler yapmasından korkuyorum. Ben bir araştırayım mı? İster misin? Bunu sizden başka kimseden isteyemem. Aramızda kalır. Merak etme. Teşekkür ederim. İşine bak sen. Ben çayı koyup geliyorum. Gel bakayım buraya. Ah, acıktım. Yavaş. Aa. Ne oldu sabah sabah sana? Ay. Piket. Ya Piket, duyduklarına inanma lütfen. Bana inan Piket. Bir tek bana inan canım, lütfen lütfen. Bak, babana her şeyi anlattım. O beni dinledi, inandı. Sen de dinle. İnan, ben yanlış bir şey yapmadım. Yemin ederim. Yemin ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.